Şimdi kameralarımızı Antalya'ya Funda Arar konserine çeviriyoruz. Hem sahne şovu hem de göz kamaştıran kıyafetiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı, kulisinde Magazin 8'e yaptığı özel açıklamalarda bir isyanı da dile getirdi. Hep birlikte izliyoruz. Kendi orkestrası Funda Arar'a karşı neden önlem aldı? Benim malum sahnede ne yapacağım belli olmaz. Ünlü şarkıcı neden isyan etti? Benle dalga mı geçiyorsun der, çeker gider yani. Döver bir de oradakiler. Bayramın 3. gününde Antalya'da Funda Arar sahnesindeyiz. Funda Arar'ın sahnesindeki değişikliği fark ettiniz mi? Ünlü şarkıcı resmen dijital devrim yapmış. Herkesin elinde son model bir tablet var. Neden acaba? Kolaylaştırıyor, gerçekten öyle. Çünkü orkestra arkadaşlarım da bir sürü hepsi nota sehpaları, işte tek tek notalar. Benim malum sahnede ne yapacağım belli olmaz. Trafiğe pek de sadık kalamıyorum çoğu zaman. Bazen de dinleyicilerden böyle çok istek gelen ama repertuarımız o gün koymadığımız bir şarkı olabiliyor. Ben de hadi bunu okuyacağız diyorum. Ne zamandır da çalmadıysak doğal olarak notalarına bir bakmaları gerekiyor. Yine de kağıtlar uçuyor. Evet, kağıtlar çuk 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 çuk, herkes böyle aramaya çalışıyor. Bir itiraf da geliyor Funda Arar'dan. Bazen sahnede şarkılarını kendisi de unutuyormuş. Orkestra bir anlamda tabletle Funda Arar'a karşı önlem almış yani. Her sahnede okuduğum şarkı bazen böyle kalıveriyorsun. Ay, bu şarkı nasıl başlıyordu diye. Olabiliyor yani. Hatırlarsanız Funda Arar bu yıl Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser vermişti. Önce Tanrım, sonra sen, adınla başladım sana bağırmaya. Yaptığı sahne şovunu eleştirenlere isyan etti ünlü şarkıcı. Bizi kıyasladıkları dünya starlarının sahip olduğu imkanların onda birine bile sahip değiliz dedi. Biz gene gerçekten çok başarılıyız. Biz Türk sanatçıları olarak çok başarılı olduğumuzu iddia ediyorum. Yani evet, az zamanda çok işler başarıyoruz. Gerçekten öyle. Tüm bu imkansızlıklara da rağmen. Çok mutsuzum halimden. Dünyada birine bunu söylesen, sahneye kurulacak bir gece önceden, provanı da aynı gün yapacaksın, sound check'ini bilmem ne her şeyini, benle dalga mı geçiyorsun der, çeker gider yani. Döver bir de oradakiler, tokatlar. Biz çok başarılıyız bence. Funda Arar'ı daha fazla kızdırmayalım ve sahneye uğurlayalım. Üstü tamamen taş işlemeli, derin göz dekolteli, süper mini elbisesiyle göz kamaştıran Funda Arar, bayram tatilini Antalya'da geçiren 3000 kişilik bir kalabalığa söyledi şarkılarını. Bundan sonra adım, sen de kaybettin. Sahnede Funda Arar fırtına gibi esti. Yaptığı dans show büyük alkış aldı. Binlerce cep telefonu kayıt halindeydi. Telefonların ışıkları işte böylesine muhteşem bir görüntüye neden oldu.